sosyonun sorunları, bizim bakanlıklardan onlarda söz almak istediğiniz varsa söz vereceğim. Sayın Bakanım, milletvekillerim, Sayın Valim, dosyamıza hoş geldiniz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun. Tabii benimkisi bir soru değil de sadece bir temenni. Şimdi malum metropol illerimiz, İstanbul gibi çok kalabalık illerimiz. Fakat şöyle bir çalışma yapabilirsek, fakat sanayiciye yük getirmeden bunu yapmamız lazım. Örneğin asgari ücret 1.400. İstanbul'dan Anadolu'ya göç edenler için asgari ücreti 1.700, 1.800 gibi yapabilirsek, tabi bunu devlet katkılı yapabilirsek, hem oradaki kalifiye elemanları Anadolu'ya aktarmış oluruz, hem de üretimde çok ciddi manada bir katkı yakalamış oluruz ve büyük şehirlerdeki bu kalabalık göç olayını da önlemiş oluruz. Birinci sorun bu. İkinci sorun da artık dünyada ekonominin önemi ciddi manada anlaşıldı. Çünkü artık dünyada süper bir güç yarışı ve dengesizliği yaşanılıyor. Bir ülkede üretim olmadan ekonomik gücü yakalamamız çok zor. Ve şöyle bir soru sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'mizde maalesef daha önce yapılan bir uygulama halen şu anda devam ediyor. 60 ay vadeli daire alanları 0 faizden mesela devlet kredi veriyor. 0 faizden. Sanayicinin iki tane yükü var şu anda. Birincisi faiz, ikincisi kur farkı. Kur farkından hakikaten sanayici çok ciddi manada zarar gördü. Ve faizle sanayicinin adeta belini büküyor. Sanayici şu anda bankalarla sürekli böyle bir sıkıntı içerisinde. Kar oranları da zaten düşük. Yani burada daire alanı 60 ay vadeli 0 faiz uygulamasını neden sanayiciye bu uygulama yapılmıyor? Aslında sanayici şu anda ülkenin can damarı halinde. Çünkü işsizlik de son zamanlarda biliyorsunuz ciddi manada bir artış kaydedildi. Bu manada bilmiyorum. Benim sadece bunların bir düşüncem olarak ben bunları sizlere aysan olarak söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizin daha güzel üretimler yapması için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İki konu vardı. Onlardan Anadolu'ya giden askeri ücret kadar indirim yapılabilir mi? Şimdi bu tabi biraz Mali Bakanımızın doğrudan ilgili olduğu bir konu. Ben bu konuyu Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda olsun, Mali Bakanımızla görüşmemiz olsun, bunu gündeme getireceğim. Ama hani ben şimdi bunu yapar edersem çok doğru olmaz. Ama sanayiciye yük gelmesin Sayın Bakanım. Hayır, söylememiş olalım yani. Bakın biz sanayicinin üstündeki yükleri kaldırmaya çalışıyoruz. Yani üretim reform paketi dediğimiz kanun tasarısının ana amacı bu. Sanayicimizin yüklerini hafif etmek ve teşvik ve destek vermek. Dolayısıyla bu konu başta Maliye Bakanımız olmak üzere ekonomiden sorumlu bakanlarımızla istişare etmeden hani şöyle olsun diyebileceğim bir konu değil ama onlarla istişare edeceğim. Bir de şey vardı, kur farkı, faiz, evet doğru. Yani sanayicimizin önünü görmesi lazım. Yani kurların kaç para olduğundan ziyade, kaç para olacağından ziyade, ne zaman olacağı, nasıl olacağı çok daha yani kestirilebilirlik açısından önemli.